Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video karanlık dosyaların bir yeni bölümü olacak. Ve bugünkü videoda bahsedeceğimiz kişi ise Kara Dalya olarak bilinen Elizabeth Short adındaki kızın hikayesi. Elizabeth Short kendi tercihiyle Beth 29 Temmuz 1924 yılında doğdu. Doğduğu yer ise Massachusetts'ti ve kendisi 1947 yılında öldürüldü. Herkesin kafasındaki soruyu yanıtlamak için bunu direkt en baştan söyleyeceğim. O zamanlarda bir film vardı, popüler olan ismi Mavi Dalya'ydı. Ve Mavi Dalya'dan ilham alarak arkadaşları da ona Kara Dalya demişlerdi. Çünkü kendisi sürekli siyah giyinmesiyle bilinen birisiydi. Ve Kara Dalya da ona arkadaşları tarafından verilen bir takma ad gibi bir şeydi. Hatta kendisi aktris olmak için hayatının bir bölümünü Hollywood'da geçirdi, oraya taşındı. Elizabeth'in babası 1929 yılında Elizabeth ve kardeşlerini annesi de dahil terk etti ve depresyona girmişti. Kendisini ölmüş gibi gösterdi, intihar ettiğini düşündürdü insanlara ve aslında sadece başka bir yere taşınmıştı. Ailesine bu şekilde izini kaybettirmeyi planlıyordu. Yıllar sonra Elizabeth'e babasından bir mektup geldi ve Elizabeth'in ne hissettiğini düşünemiyorum bile. İntihar ettiğini düşündüğü babasından mektup geliyor. Elizabeth'e mektupta gerçekleri anlattı ve Elizabeth'le tekrardan görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Elizabeth ve babası birbirleriyle mektuplaşmaya başladılar. Fakat annesi hiçbir zaman Elizabeth'in babasını affetmedi. Elizabeth biraz daha büyüdükten sonra babası ondan yanına taşınmasını istedi Kaliforniya'ya. Ve Elizabeth zaten Hollywood'a gitmek, bir aktris olmak istediği için babasının yanına taşınmaya karar verdi ve beraber yaşamaya başladılar. Fakat beraber hiç geçinemiyorlardı. Babası sürekli Elizabeth'in hiç iş yapmayı bilmediğini, evi hiç temizlemediğini, yemek yapmayı falan sanırım beceremediğini söylüyordu. Ve bu eninde sonunda babasının Elizabeth'i evden atmasıyla sonuçlandı. Bunun üzerine Elizabeth başkalarıyla yaşamaya başladı. Fakat bu insanlar da babası gibi aynı şeylerden şikayetçiydiler. Çünkü Elizabeth herkesin evine bir gecelik kalacağını söyleyerek gidiyordu. Fakat kendisini acındırarak asıl söylediğinden çok daha fazla bir süre onlarla kalmaya başlamıştı. Bu yüzden insanlar bunlar rahatsız oluyorlardı. Aynı zamanda insanların söylediğine göre Elizabeth onların önünden faydalanmaya çalışıyordu. Yani kendisini çevrelediği insanlar genellikle tanınan, bilinmiş kişilerdi. Bu kişilerden birisi ise Robert Manley adındaki adamdı. Bu adam evliydi ve çocukları vardı. Adam Elizabeth'le birlikte olduğu iddialarını reddetti. Fakat çok fazla görüştüklerini de kabul etti. Aynı zamanda Robert Manley Elizabeth'i hayatta olduğu zaman gören son kişi. 8 Ocak 1947 yılında Biltmore adında bir otele Robert Manley Elizabeth'i bıraktı. Hatta onu oraya götürmekle kalmadı. Beraber akşam yemeği yediler ve Elizabeth'in odasında kaldılar. Ama Robert Manley yatakta uyurken Elizabeth sandalyede uyudu. Bunun sebebinin de Elizabeth'in kendisini çok iyi hissetmemiş olmasıydı sanırım. Sonraki gün Robert sabah otelden ayrıldı ve söylediğine göre Elizabeth'i lobide insanlarla telefonda konuşurken görmüştü. Bundan sonrasından da hiçbir şekilde haberi yoktu. Ve Elizabeth'in başına ne geldiğini eminim hepiniz merak ediyorsunuzdur. Direkt ona geçiyorum. 15 Ocak 1947 tarihinde Betty Bursinger adındaki bir kadın kızıyla birlikte evden ayrıldı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir oto tamir merkezine gidiyorlardı. Fakat giderlerken yolun kenarında bir şey gördüler. Kadın bunu başta çöp sandı. Hatta bir manken olduğunu falan düşünmüştü. Çünkü bembeyazdı. Fakat yakınlaştığı zaman bunun bir manken olmadığını, gerçek bir insan bedeni olduğunu fark etti. Bunun üzerine kadın kızını da yanına alıp oradan direkt olarak kaçtı. Yakınlardaki bir eve girdiler ve beraber 911'i aradılar. Ben bu videoya Elizabeth'in bulunduğu andaki halini koymayacağım. İstemeyen hiç kimsenin bu rahatsız edici görüntüleri görmesini istemiyorum. Bazen koyuyorum bu tarz fotoğrafları fakat çok rahatsız edici oldukları zaman ben de koymayı tercih etmiyorum. Bu yüzden bunları da linke falan bırakırım bulabilirsem eğer. Siz de istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Ama bu videoda gösterilmeyecek. Sadece Elizabeth'in üstü kapalı halini falan koyabilirim. Onları da zaten koymadan önce haber vereceğim. Konuya dönecek olursak, polis Elizabeth'i bulduğu zaman yanakları gülümser şekilde Joker gibi kesilmiş bir haldeydi. Elizabeth'in bedeni ikiye bölünmüştü karnından ve
Bütün kanı çekilmişti. Ne Elizabeth'in üzerinde ne de bulunduğu yerde bir damla bile kan yoktu. Kanı öyle bir çekilmişti ki Elizabeth resmen bembeyazdı. Bildiğiniz mermer gibi duruyordu ve bu yüzden insanlar Betty'nin onu manken sanmasını gayet normal karşıladılar. Şimdi Elizabeth'in örtülmüş bedeninin fotoğrafını koyacağım. Fotoğrafta merak etmeyin herhangi bir şey yok. Sadece yerde yatarken üzerinde böyle polisin örttüğü bir şey var. Zaten yüzünde de hiçbir şey belli olmuyor fotoğrafta. Elizabeth'in bedeninden parmak izi örnekleri aldılar ve aynı zamanda sperm örnekleri de almaya çalıştılar. Çünkü tecavüze uğrayıp uğramadığını kontrol etmek istiyorlardı. Fakat bunların sonucunda hiçbir şey çıkmadı. Elizabeth tecavüze de uğramamıştı. Belki de öldürülüp oraya getirilip bırakıldığını düşündüler. Çünkü etrafta dediğim gibi hiç kan yoktu. Yani başka bir yerde öldürülüp ondan sonra getirilip o tarafa atıldığını düşündüler. Ve hatta ben de buna inanıyorum, bulunması için oraya bırakılmış gibi bir haldeydi Elizabeth. Vücudunun ikiye kesilme sebebinin de taşıyabilmek ve sığdırabilmek için iki parçaya bölündüğünü düşünüyorlar. Elizabeth'in bedenini teşhis etmesi için babası çağrıldı. Fakat babası gelip teşhis etmeyi reddetti. Bunun üzerine annesi bir uçağa binip gelip teşhis etmek zorunda kaldı. Ve annesine bu haberi verişleri de çok kötü bir şekildeydi. Aslında annesini bir gazeteci kılığında aradılar. Ve ondan Elizabeth'in bir güzellik yarışması kazandığını ve onun hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğunu söylediler. Annesi bilgileri verdikten sonra ise asıl arama sebeplerinin Elizabeth'in cinayete kurban olduğunu ve bedeni teşhis etmesi gerektiğini söylediler annesinin. Ve annesi bu şekilde öğrendi. Çok acı, çok saygısızca bir yöntem bence. Elizabeth'in bulunuşundan 9 gün sonra polise bir mektup geldi. Bu mektup elle yazılmamış bir mektuptu. Dergilerden parçalar kesilmişti. Harfleri dergilerden keserek birleştirip o şekilde cümle oluşturmuşlardı. Ve anlayacağınız üzere bunu yapan kişi de kimliğinin belli olmaması için bu şekilde yazmıştı. Çünkü siz de biliyorsunuzdur, el yazısından kişileri tespit etme yöntemleri var. Bu yüzden kendi el yazısını ele vermemek için dergilerden kesip yapıştırmıştı. Ve aynı zamanda da benzine batırılmıştı bu mektup. Bu da öğrendiğime göre bütün parmak izlerini yok ediyormuş. Bu mektupta yazan tek şey şuydu: İşte bunlar Karadalya'nın eşyaları. Ve mektubun yanında da Elizabeth'in kişisel eşyaları vardı. Bu eşyalar Elizabeth'in sosyal güvenlik numarası, doğum sertifikası, kendisine ait yanında taşıdığı fotoğrafları ve eski bir adres defterinden oluşuyordu. Polise gelen bir başka şey ise sadece küçük bir kartın arkasına bu sefer el yazısıyla yazılmış bir nottu. Bu notta da sadece "polisle güzel eğlendim" yazıyordu. Ve altına da kendisini tanımlayacak şekilde "Karadalya intikamcısı" yazılmıştı. Hiç kimse "bunu yapan bendim" diye ortaya çıkmadı bu süre içerisinde. Şüphelilere geçecek olursak şüphelilerden birisi tabii ki de en başta bahsettiğim gibi Robert Manley'di. Ama Elizabeth'in vücudu bulunduğunda Robert'ın çoktan San Diego'da olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Robert'a bir yalan makinesi testi yaptılar. 1940'lardaki yalan makineleri nasıl olur bilemiyorum ama bu testi de Robert geçti. Her ne kadar şüpheli listesinden çıkarılmış olsa bile Robert'ın hayatı bu noktadan sonra mahvoldu. Kendisinin çünkü üzerinde çok fazla baskı vardı. Birçok insan Robert'ın işlediğini düşünüyordu bu cinayeti. Ve hatta kendisi o kadar kötüleşti ki karısı bir noktadan sonra onu bir akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldı. Bir diğer şüpheli ise Joseph Dumas adındaki bir adam. Bu adam polise kendi kendine gelip "Elizabeth'in öldüğü gece beraber çok sarhoş olduk ve onu ben öldürdüm" dedi. Fakat bazı cinayetlerde siz de belki duymuşsunuzdur, her zaman cinayeti itiraf eden kişiler gerçekten cinayeti işleyen kişiler olmayabiliyorlar. Mesela JonBenet Ramsey cinayetinde de aslında bir adam JonBenet'i öldürdüğünü itiraf etse bile günün sonunda bu adamın JonBenet'in cinayetini işleyemeyeceği ve o sırada başka bir şehirde olduğu kanıtlanmıştı. Eğer JonBenet'in hikayesini bilmiyorsanız, dünyanın en ünlü cinayetlerinden birisi, onunla alakalı da bir videom var. Hatta Karanlık Dosyaların ilk videosu. Eğer izlemek isterseniz şuraya sanırım bırakacağım. Bu kartlardan bakabilirsiniz. Ve tıpkı JonBenet'in hikayesinde olduğu gibi Joseph'in de bu cinayeti işleyemeyeceği kanıtlandı. Çünkü kendisinin görgü tanıklarıyla başka bir yerde olduğu söylendi. Bir diğer şüpheli ise açıkçası benim de katil olduğunu düşündüğüm kişi olan George Hoddle. George Hoddle şu anda tabii ki hayatta değil ve aslında kendisi hayattayken bu cinayetten dolayı suçlu görülmedi. Hatta kendisinin şüphelilerin arasına girmesinin sebebi ise oğlunun kendisini ele vermiş olması.
George Hoddle'ın oğlu bugüne kadar hala babasının Elizabeth'in katili olduğunu düşünüyor. George Hoddle'ın oğlunun söylediğine göre evde küçükken gizli bir oda vardı ve bu odaya kimsenin girmesine izin verilmiyordu. İçeride ne olduğunu dair de bir fikri yoktu kimsenin evdeki. Aynı zamanda George Hoddle tıp okumuştu ve bu yüzden oğlu da bir bedenin nasıl keseceğini ve kanını çekeceğini, iz bırakmayacağını falan bildiğini söylüyordu. Ve bu da yaşanmamış bir şey değil. Eğer bilmiyorsanız bunun hakkında da bir videom var. H.H. Holmes adlı kişi, yani Amerika'nın ilk seri katilinin cinayetlerle bu kadar ileriye gidebilmesinin ve arkasında iz bırakmadan bu kadar cinayeti işleyebilmesinin sebeplerinden birisi de tıp okumuş olmasıydı. H.H. Holmes'u da bu tarafa bir yere koyacağım. Ona da girip bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Bu tarz katiller insan anatomisini çok iyi bildikleri için arkalarında iz bırakmamayı da bir o kadar iyi biliyorlar. Ve bu adam da onlardan birisiydi, oğlu tarafından da söylendiğine göre. Bu adamın 5 karısı, 11 de çocuğu vardı. Ve oğlu Steve, Elizabeth'in fotoğrafının babasında olduğunu söyledi. Ve bu fotoğrafı da gösterdi. Onu da koyacağım. Başta polis tarafından incelendiğinde bu fotoğrafın %85 eşleştiğini söylediler Elizabeth'le. Fakat daha sonra 2014 yılında yapılan bir test sonucunda %95 eşleştiği söylendi. Aynı zamanda oğlu George'un el yazısının ve o gönderilen karttaki el yazısının çok benzer olduğunu, bunun babasının el yazısı olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu yazıları da yan yana koyacağım. Siz de kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki bu yazıyı yazarken biraz da tanınmaması için değiştirmiş olabilir. George Hoddle ayrıca ölmeden önce zaten bir cinayetten dolayı şüpheli konumundaydı. Elizabeth'in dışındaki bir cinayetten dolayı. Ve bu yüzden polis George'u dinleme cihazlarıyla takip ediyordu. Ve bu dinleme cihazlarındaki kayıtlardan bazıları gerçekten şok edici nitelikteydi. Hatta neredeyse cinayeti itiraf ediyor gibi bir şeydi. Ve bu kayıtlardan birisinde şunu söylüyordu. Diyelim ki Karadalya'yı öldürdüm. Öyle olsa bile artık kanıtlayamazlar. Sekreterimle konuşamazlar artık çünkü kendisi öldü. Bu bence yeterince iyi bir kanıt. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da belirtin lütfen. Ayrıca bu olayları anlattıktan sonra Steve polisle birlikte küçükken yaşadığı eve gitti. Kadavra köpekleri de götürdüler ve köpekler evde her yerde ceset kokusu aldılar. Tabii ki bu Elizabeth de olabilir. Elizabeth'le birlikte ya da Elizabeth dışında öldürülen birçok kişinin kokusu da olabilir. Yani kim bilir, belki de bu adam bir seri katildi ve birçok davanın çözülmesi bu adamın bulunmasıyla ortaya çıkacaktı. Ama tabii ki bilemiyoruz. Bu dava bu şekilde kapandı çünkü. Sizce katil kim? Bu şüphelilerden birisi mi yoksa tamamıyla başka bir insan mı? Bunları bana belirtirseniz çok sevinirim. Bana soracak olursanız George Hoddle en yakın görünen oluyor şüpheliler içerisinde. Ama tabii ki kesin bir kanıt olmadığı için ben de kesin olarak o yaptı diye bir iddiada bulunamam. O yüzden sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Tartışabiliriz yorumlarda da. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğduğu yerse Massachusetts. Söyleyemiyorum.